4 tane sorum var hazırladım. Birincisi, babanızın yaşadığı olumsuzluklar sizin meslek seçiminizi etkiledi mi? Etkilediyse nasıl etkiledi? Evet, güzel bir soru. Bir gün bana da bunu sordular. Siz de yazar olmayı düşünüyor musunuz dediler. Dedim ki, bir yazarımız var. Benim gözümde adamcağız hep açtı. Hep parasızlık. Şimdi ben de yazar olursam ben de parasız kalacağım. Onun için bütün kardeşler hep böyle mühendislik fen dallarında eğitim aldık. Mesela ablam iyi bir terziydi. En büyük abim petrol yüksek mühendisi. Onun bir küçüğü eczacı. Ben de kimya mühendisiyim. Bu açıdan baba mesleğine hiçbirimiz takip etmedik. Zaten yani bu babadan oğula geçen falan bir şey de olmamalı. Yani eğer işinizde bir şeyler varsa, yazmak istiyorsanız yazarsınız. Yani babanızın yazar olmasına da gerek yok. Duymak, bu duyduklarınızı belli bir düşünce yapısında aktarmak, insanları aydınlatmak, insanları güzel bir takım yollara, düşüncelere sevk etmek olmalı. Amacım böyle bir şey olmalı. Yoksa yani tabii şimdi edebiyatta da değişik türler var yani. Fantastik var, bilim kurgu var, var da var. Toplumcu gerçekçi var, mizah var. Bunları nasıl tercih edeceksin? Nasıl bir türde devam edeceksin? Bu artık yazarın kendi dünya görüşü, dünyaya bakışıyla ilgili bir şey. Ben onun için yani böyle bir şey tercih etmedim. Ama şu var, benim şu anda arkamda durduğum kitaplar, benim kitaplarım. Ben de kitapsız değilim yani, benim de kitaplarım var. Ama araştırma kitapları. Yani Orhan Kemal'le ilgili şu ana kadar 12 tane kitap çıkardım. Bunların zaten şeyine bakıldığı zaman, içeriğine bakıldığı zaman Orhan Kemal'in yazı dünyasının tamamlayıcısı kitaplar olduğunu görebilirsiniz. İşte nedir? Şiirlerini derledim, kaybolan romanlarını buldum, unutulmuş öykülerini araştırdım, senaryolarını çıkardım, ona yapılan eleştirileri kitaplaştırdım. Bu hem Orhan Kemal okuruna daha kapsamlı bir bilgi aktarıyor, hem de ileride, demin de söylediğim gibi, sizlerden herhangi biriniz veyahut da başka öğrenciler bir master, bir doktora tezi konusu olarak Orhan Kemal aldıklarında işte bu kitaplar onlara çok büyük rehberlik edecek. Teşekkürler. Peki siz kardeşlerinize göre babanızla daha az vakit geçirdiniz. Bu kısıtlı zamanda babanızdan aldığınız en önemli hayat dersi nedir? Vallahi tabii şimdi yani ben de kendi çocuğuma karşıma alıp hani bir şeyler söylüyorum ama babamın öyle bir şey söyleme şansını yakalayamadım. Çünkü hayat bir anda bitti. Bir gün unutmuyorum. Ben, abim, babam böyle oturup konuşurken yani abimle babam konuşuyordu, sohbet ediyordu. Bir anda konu döndü dolaştı bana geldi. Abim dedi ki kitap okuman lazım dedi. Ben o zamana kadar kitap falan okumuş değildim. Texas Tom Mix, Red Kit falan okuyordum. Yani ama yaşım da 13 yani. Ve bizim Basınköy'de de çok güzel yollar var, bisiklete biniyorum, top oynuyorum. Yani çocukluğunuzu çok iyi yaşıyorsunuz. Kitap okumak neymiş? Hiç böyle bir şey yok dünyamda. Abim bana bastırıyor sürekli. Kitap okuman lazım, kitap okuman lazım. Biraz sonra babam da topa girdi, iyi mi? Dedi ki, evet abim doğru söylüyor, kitap okuman lazım. Şimdi yandım, bir de baba da topa girince. Babamın kütüphanesi kitap dolu. Kendi yazdığı kitaplar var. Bana ne önerdi biliyor musun? İki çocuğun devre alemini oku dedi.
Ne alaka? Ve adamcağız 2-3 ay sonra öldü. O acılar dindi. İşte Ağustos ayıydı 1970'in, hiç unutmuyorum. Abime dedim ki şu babamın söylediği kitabı bana alsana. Yani işte babamın orada demek ki o söylediği çok etkilemiş. Abim çok mutlu oldu, aldı. Tam 10 cilt bir kitap serisi bu. İki çocuğun devri alemi. Ben bir kitap okumaktan kaçınan adam, çocuk. Tam 10 ciltlik bir seri vardı önünde. Ama başladım. Ve babamın ne yapmak istediğini o zaman çok iyi anladım. Çünkü çocuk ruhunu çok iyi bilen bir insandı. Beni belki kendi kitaplarıyla yola çıkarsaydı belki okurdum, yolda kalabilirdim. Ama iki çocuğun devir alemi Paris'te yola çıkan iki çocuk. İsimlerini hala unutmam. Yano ve Yannick'tir kahramanları. Bütün dünyayı dolaşırlar. Yani çocuk hayalindeki işte Kızılderililer, kovboylar, boğa yılanları, Afrika, korsanlar. Yani yazarın öyle bir hayal gücü var ki hangi dönemde geçtiği hiç önemli değil. Hepsi var o kitabın içinde. Ben kitabın 10 cildini okuyup bitirdiğim zaman müthiş bir keyif almıştım. Arkasından o hızla babamın kitaplarına başladım. Daha sonra öbür kitaplara başladım. Rehberim de hep abimdi. O bana hep oku oku diyen abim. Şimdi neyi okuyacağım diyordum. O bana şunu oku diyordu. Hakikaten verdiği örnekler hepsi mükemmel örneklerdi. Yani babamın o gün bana orada önerdiği o kitap işte belki de hayatımın akışını değiştirdi. Sizin de yukarıki gezimizde dediğiniz gibi Orhan Kemal hayatının %10'unu hapislerde geçirmiş bir edebiyatçı. Peki hayatının bu dönemlerinde sizin yanınızda değilken sizin aile ortamınız nasıldı? Bir baba figürü eksikliği hissettiniz mi? Tabii yani her akşam babanızı evde görüyorsunuz. Babanız yok. Annem o dönemde, diğer dönemlerde de hep söylerdi. Tabii bizi korumak için, daha sonra anlıyorum niye onu dediğini. Babanın mesleğini sorarlarsa, ne iş yaptığını sorarlarsa, baban serbest meslek yapıyor de. Yani serbest mesleğin ucu açıktır. Muhasebecisiniz, ne bileyim işte pazarcısınız, böyle bir şey. Hiçbir zaman yazar olduğunu demedi. Baban çok önemli bir yazar, Orhan Kemal'dir demedi. Çünkü o Türkiye'nin o günkü işte koşullarını da biliyordu. Zorda kalmayalım düşüncesiyle bizi bu şekilde söyletiyordu. Tabii ki insan etkileniyor. Yani ben 9 yaşındaydım. Babamı iki kere cezaevinde ziyaret ettim. Yani 9 yaşındaki çocuğun psikolojik durumunun ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani babanız yok ama babanız tel kafesin arkasında duruyor. Yani katil değil, hırsız değil, bir şey değil. Neymiş işte düşüncesi var. O da halkın daha mutlu olmasını istemesi, daha iyi yaşamda olmasını tercih etmesi. Bunlar bir yazar için tehlikeli düşünceler. O açıdan babam bizi bıraktı. Ama ne oldu? Yani biz babama kızmadık. Babam böyle düşündü diye sevmemezlik yapmadık. Daha çok da seviyorum. Hala da seviyorum. Hala onun dünya görüşünü, insan sevgisini her yerde söylemeye çalışıyorum. Çünkü doğru olan Orhan Kemal, onun düşünceleri, onun gibi düşünenler, onları içeri atanlar, mahkum edenler tarih sayfasından silindi gitti. Bu insanlar yaşıyor. 52 yıl sonra siz geldiniz. Burada Orhan Kemal ile ilgili konuşuyoruz.
kitabını okudunuz, müzesine geldiniz. O kişileri kimse tanımıyor. O kişiler yok oldu gitti. Zaten hiçbir zaman var olamadılar. Öyle olmaya çalıştılar ama değil. Bugün yani bu tür davranış içinde olanlar da yarın tarih sayfasından silinip gidecek. Doğru düşündüğünüz için, doğru işler yaptığınız için sizler kalacaksınız. Çünkü yani ben şuna inanıyorum, insanlık için bir şey yapıyorum. Yani aydınlanmanın taşınması için, insanların bilinçlenmesi için ben bir sanatçıyı yaşatıyorum, geleceğe taşımaya uğraşıyorum. Bu çok önemli. Yoksa işin parası, maddi yanını hiç düşünmüyorum. Peki çocukluğunuzda yaşadığınız bütün zorluklar düşünülürse, gerek geçim sıkıntısı olsun, gerek babanızın evde olmaması olsun, keşke babam yazar olmasaydı dediğiniz oldu mu? Hayır. İyi ki de olmuş. Ve yani bir daha çıkıp gelse ben de teşvik ederim. Yine yazar ol. Yine güzel şeyler yaz. Hatta yazamadığın şeyleri yaz derdim. Çünkü yazamadığı yarım kalmış eserleri var. Kızıyorum. Erken öldüğü için kızıyorum. Hayata kızıyorum. Niye babamı elimden aldı diye kızıyorum. Ama hepimiz ölümlüyüz. Hepimiz ölüp gideceğiz. Orhan Kemal de öldü gitti. Yani ne bileyim, çok daha önemli yazarlar, sanat adamları, devlet büyükleri, bilim insanları da öldü gitti. Ama bıraktıkları miras o kadar değerli ki hala onların o mirasıyla bizler zenginleşiyoruz. Onun üstüne bir şey katarak o düşünceyi, o bilimi, o keşfi daha ileriye taşıyoruz. Bunda da gelecek kuşaklar olarak sizler yükümlüsünüz. Bizler bitiriyoruz işi, size topu atıyoruz. Siz bundan sonra koşacaksınız. Böyle 65'e falan gelince de sen de senden sonra gelen kuşaklara, bir gün yıllar önce böyle bir vatandaş bunları konuşmuştu. Şimdi ben de sizlere söylüyorum diye sen de ondan, senden sonra gelenlere el vereceksin, göndereceksin. Size son sorum. Orhan Kemal'in edebiyatçı kişiliği hakkında öğreniyoruz, fikirlerimiz var. Peki Orhan Kemal bir baba olarak nasıl biriydi? Vallahi yani onu aslında bana sormak yerine kitaplarını okuduğunuz zaman nasıl bir baba olduğunu zaten ortaya çıkar. Bir kere müthiş bir hümanist, insan sevgisiyle dolu, umudu olan. Yani o kadar sıkıntı çekmiş, hiçbir zaman o karamsarlığı taşımayan, evde mutsuz olmayan, yani ufacık şeyden bir mutluluk payı çıkartan. Yani bakın, çok bir örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela işte civarda oturuyoruz. Cumartesiden babam anneme işte biraz elde şeyse, yani imkanı varsa anneme derdi ki pazar günü bir çiğ köfte yap da yiyek derdi Adana ağzıyla. Şimdi annem tabii işte kasaptan bir böyle parça et alırdı, hiç unutmam. Onu iki tane tokmağı vardı. Tokmakla döve 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 içinden sinirlerini çıkartır, böyle et macun haline gelir. Sonra işte bulgurlar, normal çiğ köfte yiyururdu. Ev yeşillik, çinyon, kırmızı biber, her türlü güzellikler kokar. Şimdi yani işte mutluluk o. Bu mutluluğu babam bütün çoluğunu çocuğunu da etrafına toplayarak hep birlikte yediği zaman, sohbet ettiğinde çok büyük keyif alırdı. Babam da öyle bir insandı. İşte ben yani çocukluk akılımla biraz oturuyorsun babanın yanında, sıkılıyorsun, gidiyorsun. Yani nereden bileceksin 56 yaşında adamcağızın öleceğini? Ben geldim 65 yaşına. Yani onun için kızıyorum ya, yani acelem neydi? Şöyle bir 80'leri, 90'ları yaşasaydık, ben daha böyle 30'larda, 40'larda olsaydım,
çok daha bilinçle yaklaşırdım. Belki babamın yanından da hiçbir yere ayrılmazdım. Ama işte o sevgisini, sıcaklığını ben kitaplarımda her zaman buluyorum. Babam öyle bir baba. Yani insanları hiç ayırmayan, sıcaklığıyla bütünlük sağlayan, herkese karşı, yani sadece kendi çocuklarına karşı değil. Hani kızdığı bir takım kişiler olur ama kızgınlığı da işte yarım saat sonra geçer, giderdi. Ona bu iyi niyetinden dolayı hani çok kazık yemiştir. Çok şey yapmışlardır ona ama o da geçmiş gitmiştir. Mütevazi olmaya devam etmiştir. Yani benim gözümdeki baba bu. Çok teşekkürler. Rica ederim. O zaman ben soruyorum. Hiç babam hayatta olsaydı bugünleri görse diye düşündüğünüz oluyor mu? Sizce kendisi nasıl hissederdi ve bunu eserlerine nasıl yansıtırdı? Yani tabii insan hikayeleri bitmez. İnsan hikayeleri bugün de devam ediyor. Önemli olan bakmak. Nazım Hikmet'ten aldığı en büyük ders de o. Onu bir röportajında söylüyor. Nazım Hikmet bana bakmasını öğretti diyor. Ki görülmesi gereken her şeyi görebilirim. O açıdan bugün de yaşasaydı. Bir kere zaten muhalifti. Yani babam belki yaşından dolayı hürmet edilirdi ama yani içeri de girebilirdi. Çünkü bunlar dik adamlar. Hiçbir zaman kalemini satan insanlar değil, böyle böyle oynayan insanlar değil, dümdüz adamlar. Ki her zaman bunu dediği için, bunları savunduğu için, halkın arkasında olduğu için bir sürü bedel ödediler, ödettiler. Ve bu bedeli de yani ödedi. Yine ödendi. Yani sıkıntı yok. Orhan Kemal keşke öyle bir mucize olsa da çıkıp gelse. O zaman diğer sorum. Babanızın yazdığı kitaplarda toplumun acılarını yansıtmak yanında bir gelir amacı da vardı. Günümüzde kitaplarında büyük bir ilgi var ve bu ilginin maddi bir katkısı olurdu. Yani kısacası babanız o emekçi kesimden olmasa yine benzer konuları mı seçerdi? Yani aynı konuları seçse bile toplumun acılarını bu kadar iyi anlatabilir miydi? Anlatırdı. Yani babam hani böyle şöhretle, parayla gözü dönecek falan bir insan değildi. Yani zamanında da 1967'den sonra bilhassa o 72. Kuş tiyatro oyunundan sonra biraz cebi para görmeye başladı. İşte annemin de teklifi, önerisi ve de ısrarı üzerine o Basınköy'deki mesela evi aldı. Evi aldıktan sonra da Fikret Otyam'a yazdığı bir mektupta ya şunu diyor, kirayı düşünmeden oturmak ne büyük keyifmiş diyor. Şimdi adamcağız bir takım küçük böyle mutlulukları aslında arıyor. Olsa tabii ki çok mutlu olacak. Yani o tencerenin kaynamasını düşünmese, bir geliri olsa sürekli, yani bir mesleğin olur. Her ay bir maaş alırsın, o maaşına göre de bir bütçe ayarlarsın. Bunda öyle bir şey yok. Yazarsan, satarsan para kazanıyorsun, yoksa duruyorsun. Mesela film sektörü onu sömürmüştür. Edebiyat dünyasında çok öyle onun eserlerine işte 5.000 basacağız deyip 50.000 basıp paralarını adama ödememişlerdi. Çok şey yaşamıştır. Biz bazen abimle de bunu konuşuruz. Hani güç çevreleri, yani iktidar çevreleri o dönemde babamı işte baskı altında tutup yazmasını sözüm ana işte engellemeye çalışıyorlar. Para kazandırmıyorlar falan falan. Tam tersini yapsalardı, babamın her eserine işte bedeli nedir, 1.000'se 10.000 verselerdi, 100.000 verselerdi, babamı paraya boğsalardı, acaba
farklı şeyler yazar mıydı ya da tembelliğe alışır mıydı? Bizim için de bu soru işareti. Yani insanın doğasında tembellik vardır, rahatlık vardır. Babam da bunu mesela şey diyor, yani bu hani tencere kaynama derdi olmasa ben bu eserleri çok daha rahat rahat yazacağım. Daha okuyarak, daha ne bileyim üstünde hassas davranarak yazacağım. Çünkü pek çok yere yazı yetiştirmesi lazım. O yazıları yetiştirirken pek çok şeyi de göz ardı ediyor. Çünkü aldığı para da 10 lira mesela. Bir gazeteye bir hikaye yazıyor, 10 lira bir para alıyor. İşte 10 lirayla evin bir günlük ihtiyacını karşılıyor. Yani bu tempo böyle olduğu için adamcağız belki hani şey vardır. Hani işte yazanın şu eseri binlerce yıl kalacak falan. Orhan Kemal'in de var. Ama belki 50 tane eserin 30 tanesi belki böyle olsaydı. Çok daha rahat rahat yazsaydı. Daha inceleseydi. Belki birkaç bölüm daha katarak o kitabı daha farklılaştırsaydı. Yani bunlar hep şey. Şu anda böyle aklıma gelen şeyler. Ama bir gerçek var ki 1970'te öldü. Elimizde müthiş bir hazine var. Ve bu hazinenin içine girdikçe, keşif yaptıkça çok farklı bir Orhan Kemal dünyasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sizce babanız bu yıllarda hayatta olsaydı ele aldığı toplumsal sorunlar sosyal medya ve internet sayesinde daha büyük bir kitleye ulaşıp bir kalkınmaya neden olabilir miydi? Olabilir tabii. Yani babam teknolojiye falan karşı değil. Hatta bunu 2000'li yılların başında Ceyhan'da biz bir pamuk tarlasına biçer döverle girdik. Eskiden pamuk elle toplanıyordu, makineyle toplanıyordu girdiğimiz zaman. Hatta ben de makineye de bindim. Makine birlikte gitti. O dönemin belediye başkanı dedi ki, dedi, hocam dedi, şimdi dedi, Orhan Kemal olsaydı ne yazacaktı? Bak dedim, makineyle topluyor pamuklara dedi. Dedim, babam teknolojiye karşı değil. Yine buradaki bir insan dramını bulurdu mutlaka. Yani makina topluyor, insanların hayatını, yaşamını kolaylaştırıyor ama sorun bitmiyor ki. Gidiyorsun Karadeniz'de fındık toplama işinde de aynı sıkıntı yaşanıyor. Ya da başka bir yerde o mevsimlik işçilerin çektiği ızdırap hala devam ediyor. Yani bir pamuğu makineyle topladığın zaman sorunu çözmüyorsun. Bu yani mutlaka cep telefonu da girerdi onun eserlerine. Bir kere gündemde olan bir insan, yani sizin elinizdeki o telefonların, hepimizin elindeki olan telefonların mutlaka babama da bir tane alacaktık. Babam da belki bu nasıl çalışıyor falan diye bakacaktı, biraz gülecekti, mürecekti, yanlış basacaktı ama bizim için eğlence olacaktı çocuklar için. Ama babam onunla ilgili de belki o telefonun çalışmasıyla ilgili belki çok komik bir şeyler de yazacaktı. Yani adamcağız hastaneye yatıyor, fistül diye bir rahatsızlıktan ameliyat oluyor. Orada bile şimdi diyor, ben diyor Murtaza'yı bu ameliyat masasına yatıracağım. Bu benim çektiğim fistülü Murtaza çekecek diyor. Şimdi adam orada bile bunu düşünüyor. Düşünebiliyor musun? Ve Fikret Otlam'a yazdığı mektupta o satırları okuduğun zaman yerlere yatıyorsun. Yani Murtaza'nın neler yaptığını tahmin hocam edebilir. Böyle enteresan şeyleri, bugünün yaşamındaki bir takım var olanları kendi içerisine çok rahat koyar diye. Son sorumu soruyorum. Düşüncelerini bu kadar açık bir dille ifade eden bir yazarın oğlu olmak sizi nasıl etkiledi? Vallahi gurur duyuyorum. Yani kapalı, saklı bir şey yazmamış, açık açık yazmış. İnsanları daha mutlu etmek için, daha
huzurlu olmalarını sağlamak için, kimsenin belki de işte yatağa aç girmemesini istemesi için böyle satırlar yazdığı için ben gurur duyuyorum. Ki yeni gelen siz gençlere, yeni yazarlara, işte Orhan Kemal'in o düşünceleri her zaman rehberlik etsin. Bunlar güzel düşünceler. O satırlar güzel satırlar. Teşekkürler. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Benim de. Senin de mi var? Eyvah eyvah eyvah. Genç bir yazar adayına önerileri sizce ne olur? Vallahi çok okuyacak. Yani bu işin okulu falan yok. Çok okuyacak, yazacak ve kendini bu şekilde geliştirecek. Vedat Türkali'nin burada böyle bir tavsiyesini söyledi, bir yazar arkadaşımıza söyledi. Şu anda o da aynı zamanda akademisyen hoca. Dedi ki Vedat Türkali, o da aynı soruyu sordu. Ya işte yazmak istiyorum, ne yapabilirim falan diye. Benim dediğimi söyledi. Yani okuyacaksın. Ama benim dediğimden bir tık daha fazla bir şey söyledi. Dedi sevdiği bir yazarı kopya et dedi. Kimi seviyorsan. Bunu, Harry Potter olabilir, John Steinbeck olabilir, Tolstoy, Dostoyevski, ne istersen. Onun üslubunu, belki giriş cümlesini, bir bölümünü iyice kendine benimseyip onu taklit ederek kendi o düşüncedeki, kendi anlatacağın konuyu o şekilde anlat, yaz dedi. Yaza yaza kendi üslubunu bulursun ve o kopya etkisinden de kurtulursun dedi. Yani bu benim de çok tuttuğum bir düşünce aslında. Babanızın en çok söylediği söz neydi? Ha, onu hep söylerim bak. Sizler için de bir umut. Bütün insanlık için aslında umut olur. Kara gün kararıp gitmez der. Bu günümüz için de çok güzel bir sözdür. Kara gün kararıp gitmez. Öğretmenimiz burada. Buna da bir kompozisyon hocam. Kompozisyon var mı bilmiyorum. Kompozisyon var mı öyle kompozisyon diye? Nasıl aydınlık şeyler yazacaksınız. Son olarak bugün babanızın eksikliğinin en çok hangi durumlarda hissediyorsunuz? Yani işte baba olarak eksikliğini hissediyorum ya. Yani babam ama tabii yani şu var. 56 yaşında zaman duruyor, donuyor. Yani 56 yaşındaki bir Orhan Kemal bugün 108 yaşında olacaktı. Yani aynı vasıfta olur muydu? Pek çok şey unutulacaktı, gidecekti. Çok öyle ben insanlar gördüm. Yani ben şu anda şu yaşımda olayım. Babam da 56 yaşındaki bilinç düzeyinde olsun. Onu çok isterdim. Adam bir hazine yani. Neler ben ondan sorardım. Neler öğrenirdim Allah bilir.